Burada biraz farklı bir şeyler var. Kayanın kendi oluşumu bu. Biraz böyle gümüşü andıran veya kurşunu andıran bir görüntü var. Buraya bakacağız. Öncelikle herkese merhabalar. Şu görmüş olduğunuz bir yol. Bir yoldan iniyorsunuz. Ve bizi karşılayan bazı noktalar var. Burası bir kilise, bir kilise bahçesi. Şu küçük delikten girelim diyorum hemen. Yani içeride ne olacak, ne bitecek hiç bilgim yok. Hemen önce el fenerimizi de yanımıza alalım. Oo, çok güzel bir hava akımı var. Başka yerden daha büyük bir açık alan hissi var. Umarım rüzgarın... Evet, burası bir kilise arkadaşlar. Zaten kilise bahçesi olduğunu söylemiştim. Şu anki içeri girdiğiniz zaman da bunu daha net, evet, güzel yapılar. Karşı tarafta küçük bir oda vardır. Hiçbir şey olacağını sanmıyorum ama yine de şu da yolun altındaki oda. Evet. Beşik tonozlu. 11-12. yüzyıl eserleri. Bu görmüş olduğunuz duvarlarda kırılmalar var. İşlemler var. Hızlı hızlı anlatıp geçeceğim. Her zamanki gibi olmazsa olmazı havalandırma alanları. Giriş kapısı kapanmış. Aynı şekilde bu noktada da bir havalandırma. Beşik tonozlu. Oturma yerleri biraz daha değişik. Sanırım başka zaman başka amaç içinde kullanılmış olabilir. Onu belirtelim. Hemen yan tarafa bu arada 1, 2, 3, 3,5 3,5'a 8 gibi bir metrekareye sahip bir alan. Siz oradan çarpar ölçersiniz. Bazı yerler küçük diyorum. Şu odaya bakalım önce. Küçük bir papazın evi dediğimiz o zamanki yetkilinin kalabileceği bir alan. Şöyle göstermek istiyorum. Burada biraz yanlışlık var. Onu da anlatacağım ama şöyle önce bir işlenebilir kaya değil. Biraz sert bir kaya. Hiçbir şey yok. Bakın sadece bir oda burası. Ama inadımız inat dersiniz. Şöyle ne kadar gidiyor? Bir saniye şu. Hop. Bir tane daha atmak istiyorum. Evet. Şu anda yaklaşık bir iki, bir buçuk, iki metre kadar kazmışlar. Ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama burada bir şey yok. Ha şunu yapabiliriz. Bakın. Aslında deneyebilirim ama burası boş. Bakın burası boş. Şu arkadaşlar için bir deneme yapayım mı? Bilmiyorum ama. Hatta yapalım. Yok, burası sağlıklı değil ama. Yoksa arkadaşlar şu anda şu noktada hemen bu alanın aralantı bu alanda bir yeraltı görüntülemeyle hemen bakıp bu alanda hiçbir şeyin olmadığını da gösterebilirdim. Yani boş boşuna uğraşıyorsunuz. Bunu da göstereyim. Yani aslında söylediğim şeylerle yaptığınız şey tam tersi. Onu belirtmek için göstermek isterdim ama şu anda göstermeyeceğim. Burası biraz dar. Yani 5'e 5 adım alsam bu da biraz zarar olabilir. Görüyorsunuz kubbe şeklinde. Görselliği yine mükemmel olmuş bir kısım. Aslında diyorum ya bu alanlarda cihaz kullanmadım. Hiçbir zaman da kullanmıyorum. Sadece arkadaşların yanıldığını sizlere de göstermek istedim. Yani aslında yapılan yanlışı siz de yapmayın diye göstermeye çalışacaktım ama alan dar. 5'e 5'te de çok sağlıklı bir sonuç vermiyor. Aynı odadan burada da var. Yine oranın da altını kazdılarsa bu defa gerçekten göstereceğim arkadaşlar. Yani bu defa çıkartacağım. Şu an sırtım da aslında bakabilirim de. Ama evet bakalım. Tesadüf orayı orada baktılar sonuç bulamayınca burayı da bırakmışlar umarım. Burada biraz farklı bir şeyler var. Görebildiniz mi bilmiyorum ama kayanın kendi oluşumu mu? Biraz böyle gümüşü andıran veya kurşunu andıran bir görüntü var şu görmüş olduğunuz kısımda. Oraya bakacağız. Şöyle bakalım. Havalandırma. Evet. Bakın şurası çok basit. Buraya bakabiliriz. Bir ışığımızı bir koyalım.
yanında inşallah pil getirmişimdir. Umut ediyorum ki pil çantamın içindedir, araçta kalmamıştır. Bütün... Evet, şöyle... Bakın, hemen denemesini yapabiliriz. Ama boyumuz yetişmiyor. Buraya nasıl çıkabiliriz? Şöyle cihazı sizin için bunu da yapalım. Yaptık yapmaya. Nerede bizim bu sabitlememiz? Evet. Yani arkadaşlar yanlış düşünmeyin diye yapıyorum bunu. Şöyle görebildiğimiz kadar olabildiğince şu şekilde kamerayı yere bırakıyorum. Evet. Şu anda yukarı çıkıp tutulacak yer de yok ama nasıl çıkarım onu da bilmiyorum. İnşallah görünmüştür. Bakın herhangi bir sinyal yok. Şu anda parmağımdaki yüzüğü biliyorsunuz. Oraya tutuyorum. Evet, bir sinyal yok. Yani bu bir benzetme arkadaşlar. Yani bir toprağın, kayacın kendi oluşturmuş olduğu bir görüntü. Onu da sizlere göstermiş olduk. En azından net şekilde, yani gerçekçiliği göstermek için onu öyle yaptım. Yani bunlar şu anda boş arkadaşlar. Tamamen oluşumsal görüntüymüş. Onu da göstermiş oldum. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Kendimizi kandırmayacağız. İçerinin güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Gerçekten. Arada böyle hemen resim alıyorum video çekerken de. Evet. En azından sağlıklı kalmış bir alan. Şurası bema, yani ayrılan bölüm. Şurası kutsal alan onlar için. Herhangi bir duvarlarda farklı bir şeyler var mı? Bakın. Özellikle duvarların çatlaklarında bir şeyler şey yapabilirsiniz. Ama kaya kilisesinde maalesef aranan kan yok. Her zaman söylüyorum. Çok nadir. Bakın çok nadir. Belki son dönemlerde bu kiliseler kullanım dışı olduğun zamanlarda belki koymuşlardır. Ama onun dışında hani şu şurayı söyleyeyim. Şu altlarda mezar çıkabilir. Çok normal bir şey. Zaten boş. Şu görüntüleri görün. Güzel alanlar. Bir tarih daha maalesef diyorum ya, o güzelim alan maalesef yok olup gidiyor. Şuranın da bir resmi almak istiyorum hemen. Bakalım şu şekilde güzel görüntüler var arkadaşlar. Her yerin resmini çekiyorsunuz çünkü ileride bir gün bu alanlar, bu resimler gerçekten hiç kimsenin elinde olmayabilir. Yıkılıp gittikten sonra şu almış olduğumuz kayıtlar kalacak sadece. Büyük bir giriş. Çıkalım bir dışarıya. Giriş görüyorsunuz. Dışarıda biraz rüzgar var. Bakın burası tamamen bir mezar arkadaşlar. Bakın tamamen oluşturulmuş bir mezar. Şu görmüş olduğunuz kısım. Özellikle bakın özellikle Hristiyanlık öncesi dönemin mezarları. Hristiyanlıkla başlayan kapı giriş görüntüleri şu şekilde. Bakın net bir şekilde zaten kendini belli ediyor. Hem üst taraftaki taş kesimi alınmış. İşe doğru parçalıya parçalıya kese kese bu alanı, bakın bu alanı ince ince kısım kısım uğraşa uğraşa bu alanları oluşturdular. Ne kadar zor bir iş. Gerçekten çok zor bir işlemden geçti. Yani uzun sürede bu alanlar yapıldı. İsterseniz bir tane deneme yapalım. Yumuşak kaya veya bimiste bunun denemesini yapabiliriz. En azından bir kapı girişi yapalım. Bir görüntü oluşturalım.
biraz rüzgarlı olabilir. O şekilde sizlere veda ediyorum. Diyorum ama burası bir kilise bahçesiydi. Zaten girişinden, görüntüsünden belliydi. Burayı sizlere de paylaştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir başka alanda, başka yerde, daha güzel alanlarda sizlerle beraber hep birlikte görmek niyetiyle kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın.